Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve senedina ve mevlana Muhammed. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizlere sayısız nimetler veren Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Salatü selam, tahiyyetül ikram, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, sohbetimizin konusu tövbe ve istiğfar üzerine olacaktır. Tövbe kelimesi sözlükteki manası ile geri dönmek demektir. Bir şeye pişman olmak, nedamet duymak demektir. Dindeki karşılığı ise işlenmiş olan bir günahtan dolayı veyahut da yapılan bir kabahatten dolayı pişman olan ve bir daha o günahı ve kabahati yapmamak üzere o kişinin söz vermesi demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Kullu beni âdeme hattâun ve hayrul hattâine tevvâbûn. Sadaka Resulallah. Allah Resulü İnsanoğlunun hepsi günah işler. Günah işleyenlerin en hayırlısı ise yapmış olduğu günahlardan dolayı tövbe eden kimselerdir buyuruyor. Şöyle ki değerli kardeşlerim, peygamberler dışında hiç kimse masum değildir. Yani günahtan korunmuş değildir. Herkes günah işleyebilir. İnsanlar arasında kimisi az günah işler, kimisi çok günah işler. Bu günah işleyenler arasında da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizlere buyurduğu gibi günah işleyenlerin en hayırlısı günahından tövbe eden kimselerdir buyuruyor değerli kardeşlerim. Yine günah işleyen bir kimse Cenab-ı Hakk'ın bizlere tanıdığı bu fırsattan istifade etmesi gereklidir. Yani bir kişi ki günah işledi ve yapmış olduğu günahtan dolayı Allah'tan asla ümidini kesmemesi gerekir. Rabbimiz bizlere Zümer suresinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. Ey kendi aleyhlerinde kendilerine karşı günahlarını günahlarda haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz buyuruyor. İşte tam da burada değerli kardeşlerim, yapmış olduğumuz hatalardan, günahlardan dolayı Allah'ın rahmetinden ümidi kesmemek üzere tövbe etmemiz gerekli. Yine Nur suresinde Rabbimiz bizlere ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Sadakallahul azim. Ey müminler! Hep birden Allah'a tövbe ediniz ki kurtuluşa erersiniz. Bu ayet-i kerimede anlayacağımız şu ki değerli kardeşlerim, kurtuluşa erebilmenin yolu Allah'a sığınıp ona dayanıp tövbe etmekten geçiyor. Allah-u Teala'nın emirlerine özen ve dikkat göstermekten geçiyor değerli kardeşlerim. Yine Tahrim suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor bizlere. Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Ey müminler! Nasuh bir tövbe ile Allah'a tövbe edin. Ese rabbukum en yukeffir ankum seyyiatikum. Umulur ki Rabbiniz sizi kötülüklerden korur. Ve yedhikum cennetin tecri min tahtiha'l enhar. Ve böylece sizi Rabbiniz
altlarından ırmaklar akan cennetlere dahil eder. Değerli kardeşlerim, ayet-i kerimede bizlere buyrulan tövbeten nasuha kelimesi, ki şudur ki nasuh kelimesi samimiyet ile, içtenlik ile tövbe etmek demektir. Nasuh kelimesini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz açıklarken şöyle buyuruyor Resulullah. Nasuh tövbesi ki şöyle düşünün. Vücuttan çıkan bir süt nasıl ki tekrar vücuda geri dönmüyor ise o kişi ki tövbe ettiği zaman bir daha o günaha geri dönmemek üzere samimiyetle, içtenlik ile, ihlas ile tövbe ederekten o günaha bir daha geri dönmemeye azmetmesi gereklidir buyuruyor Resulullah. Değerli kardeşlerim, peki hangi tövbe makbul olur? Şöyle ki Allah'ın kabul edeceği tövbe ile ilgili olaraktan Rabbimiz bizlere şöyle buyuruyor. İnneme tevbete alallahi lillezine ya'melune su'e bi cehaletin thumme yetubune min garib. Allah'ın kabul edeceği tövbe ancak bilmeden kötülük edip de tez elden hemen o hatadan vazgeçip tövbe eden kimselerin tövbesini Cenab-ı Hak kabul eder. Buradaki bir cehaletin diye buyrulan ayet-i kerimede değerli kardeşlerim cehaletle bilmeden veyahut da kişinin akılsızlıkla yani yapmış olduğu işin sonucunun nereye gideceğini düşünmeden akılsızlıkla, şuursuzlukla yapmış olan hatalardan dolayı kişi eğer hemen yapmış olduğuna pişman olup da nasuh tövbesiyle bir tövbe edip samimiyetle Cenab-ı Hak'tan af dilerse ayet-i kerimede buyrulan değerli kardeşlerim Rabbimiz o kişilerin tövbesini kabul edeceğini buyuruyor. Yine kimi tövbeler vardır ki Cenab-ı Hak katında hemen makbuldür. Burada şu var ki değerli kardeşlerim, kişi tövbe edeceği zaman öncelikle yapmış olduğu günahını da ayrıca hangi tür günah işlediğinin bilincinde olması gereklidir. Şöyle ki, birincisi Allah hakkını ilgilendiren günahlar vardır ki bu kişi yapmış olduğu günahı terk etmesi gereklidir. Bir daha dönmemek üzere azmetmesi, kastetmesi gereklidir. Ki yine o kişi ki yapmış olduğu günahta pişmanlık duyması gereklidir. Ve bir daha yapmamak üzere söz vermesi gerekli. Aynı zamanda diğer bir husus var ki bir de kul hakkını ilgilendiren bir günah işlemiş ise ki o kişi o hak sahibine hakkını vermesi, ondan helalliğini alması ve ayet-i kerimede buyrulan tövbeten nasuha diye Rabbimizin bizlere emrettiği şekilde samimiyetle, içtenlik ile tövbe etmesi gereklidir. Değerli kardeşlerim, ibadetlerimizin faziletini korumamız için sık sık tövbe etmemiz gereklidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizlere hadis-i şeriflerinde buyurduğu gibi günde 70 defa, 100 defa tövbe ettiğini buyurmuştur. Bizler de Rabbimize yapmış olduğumuz hatalarımızı, kusurlarımızdan dolayı sık sık tövbe ederekten Rabbimizden af ve mağfiret dileyelim. Rabbim yapmış olduğumuz cümle hatalarımızı, kusurlarımızı af-ı mağfiret eylesin. Rabbim cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Kazadan, beladan, musibetten bizleri, bütün İslam beldelerini muhafaza eylesin inşallah. Allah'a emanet olunuz. تقبل منا بحرمة الفاتحة